Bu arada gelmeye devam ediyor tabii arkadaşlar. Herkese selamlar. Öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Ben Emre Özcan, Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Genel Sekreteriyim. Marmara Üniversitesi Bilişim Yüksek Lisans mezunuyum. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın ilk ödüllü sosyal girişimcilik projesi olan Şehir Engel Tanımaz isimli bir YouTube kanalımız var. Buradan da abone olmayan arkadaşlara tekrar duyurmak istiyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Tamamen sosyal sorumluluk amaçlı yapılmış bir YouTube kanalı. Malumunuz uzunca bir süredir yani kendi adımıza zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs dolayısıyla hayatımızı eve sığdırdık. Yayın isteği gidiyor onlara. Hani bazıları şu anda çayını kahvesini yudumluyor belki Evet. ilkten açanla. O Evet. yüzden ben de yavaş yavaş giriş yapmış olayım. Sonra da sözü size bırakayım hocam. Öncelikle ben tabii gündemimizi meşgul eden, özellikle 1,5 aydır gündemimizin birinci maddesi olan koronavirüs. Koronavirüs süreci hepimizi fazlasıyla yıprattı. Tabii bu yıpranma sadece maddiyatın dışında psikolojik yıpranma da işin içinde ve hatta ağır basmaya başladı. Bununla alakalı olarak insanların psikolojisini ciddi anlamda etkiledi. Tüm bu etkiler göz önünde bulundurulduğunda bu tabii dijital davranışlarımıza da yansıdı. Yani dijital alışkanlıklarımıza da yansıdı. Hem yetişkinler bazında hem çocuklar bazında. Ben hani bununla başlamak istiyorum biraz. Bu süreçte dijital alışkanlıklarımız sizce nasıl bir dönüşüme uğradı? Nasıl bir değişime uğradı? Hani bununla bir giriş yapmış olalım. Tamam. Sonrasında devam ederiz. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi çok radikal bir değişim oldu bir kere. Şöyle, biliyorsun biz hani sen çok iyi biliyorsun hatta derslerde filan dijital dönüşüm diye anlattığımız bazı dönüşümün böyle şeyleri vardı, safhaları vardı. Şimdi biz onu anlatırken ne diyorduk? Kuşaklar değişecek. Kuşaklar değiştikçe alışkanlıklar değişecek. Onların zevk aldığı şeyler değişecek. Dolayısıyla da eninde sonunda İşte bazı şeyler değişecek. Ne gibi? İşte yok gazete okuma alışkanlıklarımız değişecek. Oyun oynama alışkanlıklarımız değişecek. Sokakta gezme tozma alışkanlıklarımız değişecek gibi. Şimdi ne oldu bir anda? Çok da bir hani zorunluluk. Niye? Çünkü işin ucunda hayatımız var. Yani en kaybetmeyecek. Şimdi para bile kaybedersin yeniden kazanırsın ama hayatını kaybettiğinde bitti. Yeniden kazanacak bir durum yok. Dolayısıyla bizim burada yapılan şey çok radikal bir değişiklik oldu. Şimdi hepimiz evdeyiz. Yani çoğu kişi evde. Öğrenciler evde. Hocalar evde. Şimdi sen bana deseydin ki geçen sene derste veya tezini yazarken hocam ya işte ben sana önermiştim bu arada ama hadi biz uzaktan yapalım şu eğitimleri. İşte Skype'tan tez danışmanlığı yap bana filan. Veya dersleri işte öyle ver desem ben Ben veliydim. direnmiştim biraz. Şimdi ben bunu yapmayacak bir adam değildim zaten hani o anlamda ama ben istesem mesela şey izin vermezdi buna. Enstitü izin vermezdi. Üniversite yönetimleri izin vermezdi. Ne yapıyorsun kardeşim? Böyle değil. Bak örgün öğretim filan. Şimdi bir anda bütün üniversiteler, işte bütün okullar, liseler filan, özeller, normaller filan yok EBA. Efendim işte yok Google Meet üzerinden toplanıyoruz. Efendim işte şey üzerinden Zoom üzerinden ders yapıyoruz filan gibi acayip radikal işler döndü. Şimdi tabii bu çok basit. Hemen oldu. Şu anda şunu söyleyebiliyor muyuz mesela? Eğitim kalitesi müthiş arttı kardeşim. Hayır. Bunu asla söyleyemeyiz şu anda. Çünkü buna hazır olmayan bir çocuk, buna hazır olmayan bir öğretmen, buna hazır olmayan bir sistem içerisinde böyle şeyine daldı. Bak çok güzel. Senin de tanıdığın belki şey yaparsın. Cem Hoca, Cem Sütçü hocamız, profesör. Çok güzel bir laf etti geçen gün. Çok hoşuma gitti. Bak dedi, biz dedi şu anda dedi flashback'i hepiniz bilirsiniz dedi. Yani nedir? Mesela flashback gideriz geriye. Geriden bir kesit, bir sekans, bir filmde görürüz. Flashback yaptı deriz, değil mi? O dedi ki flash forward yaptık şu anda. Yani geleceğe gittik. Oradan bir sekansı çektik. Şimdi onu gördük. Sonra tekrar geri geleceğiz. Yani kaldığımız noktaya geri geleceğiz. Ama nereye doğru gittiğimiz hakkında bir fikrimiz olduğu için artık ona göre hayatımızı düzenlemeye başlayacağız. Eğitim alanında, kişisel ilişkiler anlamında, işte yeme içme, eğlence anlamında, oyun oynama anlamında. Yani biliyorsun oyun filan da çok acayip yerlere gidiyor şu anda. Şimdi konuşuruz biraz daha Tabii. şeylerde. Senin sorularınla da ilerleyebiliriz. Ama yani radikal bir şeyin içerisine girdik ister istemez. Şeyde mesela hiç hayatında bir şekilde internet üzerinden
alışveriş yapmamış insanların hepsi oradan yapmaya başladı. Şimdi şeyler geliyor, veriler geliyor. Mesela pantolon satışı yok, gömlek satışı var. Niye? Çünkü üst taraf gözüküyor. Yani böyle acayip acayip de şeyler de çıkıyor ortalığa. Yani insanlar gömleğini giyiyor yine, ütülüyor, yıkıyor filan. Altta pantolon mu var, şort mu var, ne var belli değil. Yani şey bu, şu andaki mesela... Hocam içinize Hayır, bu doğdu? seninle benimle Yani alakalı yok bir şey değil. yok Bu biliyorum. resmi kıyafet şu anda bu. Öyle baktığın zaman. Yani o yüzden Doğru. de bu şeyden dolayı böyle biz işte bu işi lakayt yapıp onunla alakası yok. Gerçek bu çünkü şu anda. Yaşanılan gerçek bu. Bak mesela ben internet gazeteciliği dersi veriyorum yıllardır. Hatta doktora tezim de bununla alakalıydı. Şimdi ne diyorduk orada işte geleneksel gazete ölür mü ölmez mi filan. Hadi git aldır bakayım şimdi geleneksel gazete. Hatta 60 yaşındaki bir adam aldır. Acaba bu gazete kağıdının üstünde kaç gün yaşıyor bu virüs? Efendim bu kağıttan gelir mi? Eve şimdi onu almayayım falan. Gidiyor çocuğuna, torununa soruyor. Ben bunu nereden okuyacağım diye. Yani biz bunu nasıl anlatıyorduk? İşte biz işte torunlarımız artık geleneksel gazete diye bir şey okumayacak falan diye anlatıyorduk. Hatta ilk başta zor geliyordu insanlara. Sen biliyorsun ama bir de küçük benim anım var bununla ilgili. İstersen onu da anlatayım. O güzel şey çünkü. Biz bir konferansta konuşmayı yaptık yine bu dijital gazetecilik filan. Sonra bir soru geldi. İşte geleneksel gazetecilik ve dijital gazetecilik arasında geleneksel ölecek mi gibi. Yani kağıt, okuduğumuz kağıt. Mesela oradan bir şey kalktı, başka bir hoca kalktı bizden önce. Dedi ki ölmeyecek kardeşim, ben o kokuya, o dokuya bayılıyorum dedi. Mümkün değil filan. Ondan sonra ben de şöyle bir örnek verdim. Şimdi orada örneği tekrarlayayım burada da. Dedim ki Kadeş Anlaşması nerede biliyor musunuz? Şimdi biliyorsun ben böyle acayip acayip sorular soruyorum. Millet bir anda ne oluyor diyor filan. Baktılar filan, ne alaka, adam ne soruyor. İşte nedir o anlaşmanın? İşte ilk yazılı anlaşma, çok güzel. Nerede? İşte herkes bir şey söylüyor. Mısır'da falan. Yok ya dedim, Gülhane'de, Arkeoloji Müzesi'nin içerisinde. Şimdi o Kadeş Anlaşması'nı yazan adamın yanına gitme şansımız olsa, zamanda yolculuk yapıp. Desek ki kardeş, bak sen şimdi bunu böyle bir kil tabletin üstüne yazıyorsun ama bundan yıllar sonra bu işi kağıt diye bir şey, o da ağaçtan elde edilen selüloz diye bir malzemeden kağıt diye bir şeyin üstüne yazacağız. Desek ne derdi bize? Şimdi yayında söylemeyeyim ne diyeceğini, sen tahmin etmişsindir. Yani oldu mu? Oldu mu? Oldu. Ha çok uzun yıllar sürdü mü oldu. Ama zaten dünya bu kadar hızlıyken bu zaten daha kısa olacaktı. Ama böyle bir zorunlulukla beraber müthiş hızlandı. Yani dolayısıyla o hani sorduğun ilk soruya tekrar geliyorum ve tek cevap veriyorum. Radikal bir şekilde hızlandı. Doğru. Yani bunun ivmesi özellikle bu dönemde daha da pik yaptı. Tabii. Yani buradan bunu anlıyoruz. Yani o 1,5 aylık dönemde özellikle baz alacak olursak pik yaparak hızlandı. Bu verdiğimiz tüm örnekler bazında konuya değinecek olursak. O Bak zaman ben bir hız şey kesmeden... daha, dur buyurun. bir şey daha hız kesmeden aklıma bir şey daha geldi. Geçen gün bir yayın evi sahibi bir arkadaşımı bir müşteri arıyor. Diyor ki ben diyor bilmem ne kitabının diyor elektronik yayını var mı sizde diyor. Şimdi bu anlamıyor. Diyor ki herhalde mağazalar kapalı o yüzden. Diyor ki ben size hemen kargo ile postalayayım diyor. Kadın diyor ki ya kardeşim diyor ne kargosu diyor. Ben diyor elektronik yayın şeyini istiyorum diyor. Kobo'da okuyacağım diyor. İşte şey Kindle'da okuyacağım diyor. Böyle bir versiyonu var mı onu soruyorum diyor. Ben ne yapayım senin kitabını elleyip diyor. Şimdi görüyor musun şeyi? Yani bir anda Doğru. geldiğimiz noktaya bak. Bir anda. Şimdi kadın onu ellemek istemiyor. Ben diyor Kindle'da okuyayım veya neyse işte Kobo'da okuyayım falan filan. Şimdi yayıncı düşünsene ben şey olsam matbaa olsam işte yayın evi olsam filan ciddi düşünürüm. Ya biz şimdi bu işten ne tarafa doğru dönüşeceğiz? Bu işten nasıl hala para kazanır halde kalacağız ve bu kadar okuma alışkanlıkları değişmeye başladığında bu insanların eline o ürünü ulaştıracağız. Şimdi işte soru senin de hani bu girişimler bilmem ne filan hani hikaye buralarda. Bu işi nasıl başaracağız? Çünkü psikolojiyi değişiyor dediğin gibi müthiş değişiyor. Şimdi hepimize sorun, böyle bizi izleyenlere de soralım. Buradan gerçekten metrobüse ne zaman binmeyi düşünüyorsunuz? Çok net soru. Vapura ne zaman binmeyi düşünüyorsunuz? Okula ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz? Okul açılabilir bak, okul açılabilir. Sınav zorunluluğunda diye hadi sınava da girdin ama derse gelmeyi düşünüyor musun?
Şimdi bunlar için gerçekten müthiş bir iç rahatlığı lazım sana. Yani tamam ya, ben gideyim şu minibüse bineyim, şu otobüse, şu dolmuşa bineyim. Ya sen benim için maçın ne demek olduğunu biliyorsun. Sor bakayım, maça ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum. Hani öyle baktığın zaman. Doğru. Hocam bu arada yorumları kapattım. Çünkü yüzünüz görünmüyor Instagram'da bir süreliğine. Tamam. Yani en sonunda tabii ki açacağız, yine sorular alacağız. Soru kartlarından arkadaşlar, sağda soru kartları var. Soru kartlarından yine sorularını sorabilirsiniz. Ben hocam anlattığınıza ek olarak bir yere değinmek istiyorum. Kitap kokusu vardır, bilirsiniz, herkes bahseder. Özellikle bu kitap kokusu ritüelini de aslında bir nevi insanlar yenmiş olacak bu anlattığınız örnekle birlikte. Ve yayıncılar oturup düşünecek artık, kitap kokusu da tutmuyor. Tamamen olay başka bir yere evriliyor. Hatta yayıncı bir arkadaşımızla da görüşmüştük. Kendisi derneğimizin yönetim kurulunda, Mert Caner'miş. O da söylemişti, kitap okuma alışkanlıkları tamamen değişti bu süreçte. Kitap satışları, özellikle e-ticarette kitap satışları seri kitaplara yöneldi dedi mesela. Tabii. Seri halinde sürükleyici kitaplar şu an ciddi anlamda, çünkü Mandela serileri ciddi anlamda satış rekorları kırıyor şu an. Aslında oradan bile hani bu veriyle bir çıkarım yapabiliriz. Neyse, ben sözü çok uzatmadan ikinci soruya geçiyorum o zaman. Şimdi Netflix, Amazon, Disney Plus, Blue TV, özellikle yerli Blue TV diyelim. Dijital yayın platformları var ve bu dijital yayın platformlarıyla ilişkimiz son günlerde özellikle çok haşır neşir oldu. Tabii. Fazlasıyla zaman geçirmeye başladık burada. Ve bu süreçte ciddi bir ivme yakaladılar. Netflix'in son günlerde okumuştum galiba, geçen gün 300 milyonu aştı diye bir yerde duymuştum, ama kullanıcı sayısı ne kadar doğru bilmiyorum. Dijital yayıncılık geleneksel yayıncının yerini alır mı diye böyle sert bir soruyla giriş yapayım. Sonrasında devam ederim. Şimdi tabii güzel bu soru. Niye? Ben bununla ilgili daha önce birkaç yerde daha da hatta çıkıp konuşmuştum. O dönemde senin dediğin o rakam 100 milyon civarındaydı. Şimdi bir anda böyle ciddi bir zıplamadan bahsediyorsun. Şimdi Netflix mesela şöyle biraz şeyden yapalım bu işi. Böyle çok akademikten ziyade yaşamdan örnekler verelim. Şimdi benim bir sürü Tamam. arkadaşım var. Evde oturuyor. Diyor ki bana mesela işte Netflix'te ne seyredeyim? Ya kardeşim şimdi ben de bir yandan işte okulda bu bizim dersler devam ediyor. Bir yandan biliyorsun benim hani dijital ajanslar, danışmanlıklar falan da var. Ben mesela o şeyi henüz bulamadım. Yani herkes diyor ya böyle bir rahatladım, bir yavaşladım falan. Şimdi dijital dünya yavaşlamadı. Dijital dünyada yavaşlayan bir şey yok. Dijital ajans yavaşlamadı. Dijital film çeken adam yavaşlamadı. Yani şeyden dizi çektiler biliyorsun. Evlerinden dizi çektiler. Biz onu seyrettik filan. Şimdi ama tabii şimdi bu adam ne yapıyor? Evde oturan, işine gitmeyen, işte perakende işi yapan, AVM'de çalışan, sokakta bir şey satan, ne bileyim işte perde satan filan. Bu adamlar evde oturuyor mecburen. Yani bunu internetten satmak dışında çünkü bir alternatif yok. Şimdi internet satışları arttı mı? Müthiş arttı. Yani mağazaların internet tarafı çok arttı. İşte MediaMarkt'lar, Teknosa'lar, Boyner'ler falan hepsi, ama şimdi o kadar mağaza kapalı, onların hepsi kapalı olduğu için artan şey oran genel tabii ki şeyin içerisinde çok büyük bir kar artışı falan getirmiyor. Online tarafı duble yapıyor belki ama totalde online'ın payı çok çok büyük olmadığı için genel olarak mağazalarda perakende işinde şey yapmıyor. Şimdi dönelim Netflix'e, işte Blue TV'ye filan. Bu zaten bizim söylediğimiz bir şeydi. Yani bu tip yayıncılık televizyonu da, televizyonun tahtını da sarsacak. Şimdi televizyon dediğin şey şu değil. Yani televizyon, o evdeki o dikdörtgen alet, tamam onun adı televizyon ama o durur bak. Orada bir problem yok. Niye? Onun içine çünkü bir şey takıyorsun. İnternetten yayın almaya başlıyor. Küçücük böyle ekranda seyredeceğine, bilgisayar ekranında seyredeceğine yine o alette seyrediyorsun. O televizyon ölmez. Ama televizyon yayıncılığı dediğin zaman bak onu düşünmeye başlayabiliriz. Şimdi onu bile düşünmeye baş. Niye? Çünkü şimdi acayip programlar yapıyorlardı. İşte şeye koyuyorlardı. Haber programı bile. Yani haber programı ne yapıyor? Bir tane moderatör var. İki tarafa koltuk koyuyorlar. Genelde karşı düşünceli insanları da bir de karşı karşıya oturtuyorlar. Ondan sonra hadi bakalım siz birbirinizi yiyin. Biz de burada reyting yapalım. O adamlar bile eve gitti. Evden işte çeşitli bu tip yazılımlarla işte Zoom'du bilmem neydi falan neyse işte bu toplantı yazılımlarıyla bir araya gelmeye başladılar.
Bir anda dijital bir platformun üstüne geldi oradaki yayın dahi. Yani yaşamak isteyen, kendini bir sonraki adımı atmak isteyen, yayıncılık dünyasında olmak isteyen bir kere geleceğin yayıncılığı dijitali öyle veya böyle kabul etmek, öğrenmek önce kabul etmek, kendini uyarlamak, o dönüşümü tamamlamak, orada da yaşamak zorunda. Bak bu kadar, iki kere iki dört. Dünya yayıncılığının geleceği dijitalde. Bana bunun aksini artık zaten söylemiyorlardı da artık iyice söylemek zorlaştı yani. Onu o anlamda söylüyorum bunu. Tam böyle Evet. senin radikal sorununa çat diye de cevap oldu diye düşünüyorum. Evet. Bayağı bugün terk gidiyor. Bu arada arkadan mesajlar da geliyor. Enerjiniz çok iyi. Hocam çok olumlu mesajlar alıyorum. O yüzden bu aynen tam gaz devam yani bu Tamam, şekilde. peki. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben üçüncü soruyla devam ediyorum. Şöyle aslında birazcık da ben veri güvenliği, veri mahremiyeti ve büyük veri ekseninde bir konuya değinmek istiyorum. Hatta daha önceki bir canlı yayınızda, YouTube'da yaptığınız bir canlı yayında bu konuya değinmiştiniz. Ve bunu da bir örnekle sormak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam çıkardığı bir uygulama var, mobil uygulama, Hayat Hevesi var. Böyle bir uygulama geliştirildi. Ancak ben de çevremden böyle yorumlar aldım. Yükleyenlerin birçoğu daha sonradan kaldırdı bu uygulamayı ya da hiç kayıt olmadı. Çünkü çok fazla adım var, çok fazla bilgi isteniyor. İnsanlar tabii sıkılıp çoğu kaldırıyor ya da kullanmıyor. Sizce insanlar burada neyden tedirgin oldu? Yani nedir bu işin arka planı? Şimdi biraz daha böyle genelden özel soruna doğru geleyim. Şimdi Tamam. bak, insanlık bence tabii bu. Okuduklarımdan çıkardığım kendi görüşüm, insanlık bence ilginç bir kapının eşiğinde duruyor şimdi. Kapıyı açtığında karşısına ne çıkacağı ile ilgili bence iki tane yol var. Şimdi o yollardan bir tanesi daha işbirliğinin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, doğaya dönmenin, insan sevgisinin tekrar biraz böyle aramızda filizlendiği, hatta temel olarak değerleri, yani bu söylediğim güzel değerleri, yani tırnak içinde güzel değerleri yaşamaya başlayacağı bir dönem olma ihtimali var. Ama diğer yol, bence gittiği yol, işte totalitarizm, süper gözetim, bak gözetim, süper gözetim, sorunla bağlayacağım bunun ne demek olduğunu. Belki savaşlar, diktatörlükler falan gibi çok daha koyu, çok daha otoriter bir tarafa doğru kaymak. Şimdi bunlardan bu saydığım ikincisi olacaksa, bir kere o veridir, odur budur filan, zaten en sevilen şey. Dijital dünyada bizim o gözetimle alakalı soru işaretlerimiz hep neredeydi? Yani mobese kamerasının beni görmesinde ve başıma bir şey geldiğinde beni korumasında herhangi bir problem yok. Zaten korusun. Zaten bana da devlet diyor ki, kardeşim ben seni korumak için bu kamerayı koyuyorum diyor. Korumak için senin için bu şey. Ama devlet benim WhatsApp konuşmalarımı, yani bu arada ben Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadan bahsediyorum. Elf diyelim, güç diyelim, benim o konuşmalarımı izleyecekse diyeceksin ki, ya hocam ne devleti? Orada Google var, orada Facebook var, orada Instagram var şu anda üstünde olduğumuz. Yani sen orada zaten bir sürü şeyi veriyorsun. Bu da doğru bu arada. Bu da doğru bu arada. Şimdi dolayısıyla süper gözetim dediğimiz tarafa doğru gitmek bile söz konusu olabilir. Nedir süper gözetim? Bu böyle işte distopik filmlerde geçiyordu. Efendim çip taktılar da derinin altına, işte seni dünyanın her nereye gitsen izliyorlar da filan falan. Şimdi bugün İsveç'te bununla ilgili bir film gördüm. Adam kapıyı açıyor, bilmem ne yapıyor filan. Tabii çok böyle naif şeyler yapıyor. Ama diğer yandan şimdi devlet bana derse ki, kardeşim ben bir çip takayım, senin o kan değerlerini sürekli ölçeyim, Allah korusun bu sağlıkla ilgili başına bir şey geldiğinde ben hemen seni işte en yakın hastaneye gitmen konusunda uyarayım. Ya şimdi düşünüyorum, kalp krizi geçireceğim. Bana diyor ki, ya kalp krizi geçireceksin, sen bir hemen hastaneye git, kurtulma şansın çok. Bu güzel bir şey öyle baktığında. Ama sen şimdi o biraz önce saydığın gibi Sağlık Bakanlığı veya başka bakanlık veya başka bir kurum, fark etmez, özel bir kurum da olabilir, bir yandan ne kadar veri istiyorsa. Biliyorsun benim bir şeyim var. Benim değil gerçi, bunu okumuştuk ama sevdiğim bir laf var. Bu tip şeyler, uygulamalar eğer para istemiyorsa, bak eğer para istemiyorsa senden ve sana bedava bir şey veriyorsa, bir hizmet veriyorsa, ne istiyor biliyor musun senden? Senin
verilerini istiyor demektir. Hatta biz bunu Facebook filan için şey diyorduk. Facebook ne diyor? İşte ücretsizdir, her zaman ücretsiz kalacaktır. Doğru. Hani hiçbirimiz para verdik mi Facebook'a girmek için? Marka değilse vermedik. Ama ne satıyor peki bu adam da para? Dünyanın en fazla para kazanan şirket. Ne satıyor? Seni satıyor. Beni satıyor. İşte bizi dinleyen kimse onları satıyor. Yani oradaki Facebook'un içerisindeki milyarlarca, 2 milyar mı 2,5 milyar mı insan oldu orada. İnsanın verisini satıyor. Yaşı, cinsiyeti, nelerden hoşlandığı, hangi markaları sevdiği filan. Şimdi ben bu verileri ne kadar verirsem sıfırlarla birler haline dönüşüyorum. Yani bilgisayar dünyası, dijital dünyanın içerisinde dijital dünyanın okuyabileceği bir veri seti oluyorum. Ve o veri seti büyüdükçe, benim hakkımdaki bilgi fazlalaştıkça beni manipüle etmekte çok daha kolay hale geliyor. Bunun en güzel örneği işte bu çıktı ya şeyleri, Cambridge Analytica filan diye. En güzel örneği bu. O eğer izlemediyseniz bununla ilgili, madem bu söyledik Netflix çağı şimdi diye. Netflix'te Great Hack diye bir tane dizi var. İzlemediyseniz, ki sen izlemişsindir eminim. Muhakkak izleyin. Çünkü orada açık açık söylüyor. Biz diyor bu sistemi önce gittik. İşte Asya ülkelerinde, küçük Asya ülkelerinde filan denedik. Baktık başarılı oluyor. Bakalım Amerika seçimlerinde bunu becerebilir miyiz diye. Brexit'te bunu becerebilir miyiz diye. Bu insanları farklı farklı mesajlar yollayarak neye göre yolluyor? O veri setine göre yolluyor. Yani aldığın, dedim ya, seni sıfır birleştiriyor. Sen sıfır bir olduğun zaman seni okuyor. Seni okuduğu zaman da sana o mesajı yolluyor. Sana ayrı yolluyor. Senin ideolojine göre, senin işte dünya görüşüne göre. Bana ayrı yolluyor. İşte Ayşe teyzeye başka yolluyor. Ve senin işte o davranışı neyse manipüle edilmeye çalışılan, onu manipüle etmeye çalışıyor. İşte bu süper gözetimin veya söylediğin o büyük verinin doğru analiz edildiğinde gelebileceği yer. Şimdi insan benim maalesef şöyle diyorum. İnsan doğa üzerindeki en kötü varlık. Niye biliyor musun? Mesela aslan gider bir tane geyiği öldürür, değil mi? Öldürür. Doğru. Ne zaman öldürür? Aç kaldığı zaman öldürür. Aç kaldığında. Sen ne zaman öldürürsün? O geyiğin, yani sen derken yanlış anlama. İnsandan bahsediyorum. O geyiğin efendim şeyini, işte o figürünü duvarına asmak için bile öldürürsün. Değil mi? Ayının postunu, evet, ayağının altına sürmek için bile öldürürsün. Av diye spora gidersin. Ördek öldürürsün. Şimdi bu iş, o yüzden söylüyorum. İnsan kötü bir yaratık. Dolayısıyla böyle bir güç elinde olduğu zaman bunu iyiye, doğruya, insanlığın geleceğinin işte olumlu bir şekilde yöneltmeye bunu yapabilecekken genelde bu ikinciyi yapmaya yönelik hareketler oluyor. Niye? İşte ben bunu bir şekilde manipüle edeyim. Gücü elimde tutmaya devam edeyim. Bu arada şey, bakın yanlış anlaşılmasın. İlla bir hükümet, illa bir devlet değil. Özel bir şirket de olabilir. Benim malımı tüketmeye devam etmesi için ben bunu manipüle edeyim. Bak, bu kadar da gidebilir bu iş. Yani ben hatta işte geçen gün bir yerde de anlattım. Böyle büyük yanlışlar vardır. İşte efendim sinema artık yaşamaz. Niye? Televizyon çıktı filan. Ne oldu? 1940'tan sonra şey yapılmadı mı? Televizyon çıktı diye sinemaya gidilmedi mi? Şimdi gerçi şimdi gidilmiyor da, gidilmeyecek bir süre, ona da eminim ama. Ya ama ölmedi sinema. İşte böyle şeyler vardır. Yanlış yargılar vardır. Doğru bilinen yanlış. Aynen öyle. IBM'in işte şeyi, IBM daha biz bilgisayarı kaç kişiye satarız ki zaten filan demiştir. Yine 1960'lı yıllarda filan işte genel müdürü. Bilgisayarı zaten sadece büyük iş yerleri alır filan demiştir. Yani öyle bir şey olabilir mi? Şu an cebimizde o bilgisayarlar. Şimdi ben de bak şöyle bir şey demiştim 2011 yılında. Ya Facebook reklamına kim tıklar ki? Şimdi gülersin tabii. Şimdi kullanıcı olarak böyle bir saçma. Sen, ben o panelin arkasına geçip o reklamları kurup o reklamlara kaç kişinin, milyonlarca kişinin tıkladığını gördükten sonra ben de dedim ki benim de kişisel tarihimin herhalde en yanlış demecidir. Yani o yüzden işte tekrar şeye dönelim. O gözetim, o Sağlık Bakanlığı uygulamasına dönelim. Adam diyor ki ya diyor bu benden bu kadar şey istiyor. Ne yapacak bunu diyor. Şimdi oradaki amaç ne? Senin büyük ihtimalle işte çevrende bulaşan buna var mı? İşte sen
Nerelerde gezdin, ne yaptın, ne ettin? Şimdi bu verileri vermek ne kadar mantıklı? Ha diyeceksin ki ya hocam zaten vermiyor muyuz? Ya doğru aslında bir sürü şey ortalıkta. Yani bizim TC kimlik numaramızdan işte bir sürü özel bilgimize kadar devlet zaten biliyor. Banka da biliyor. Burada İşte burada bir şey Estonya örneği vardı hocam. Evet, bir Estonya örneğiniz vardı. ha Aslında işte konuyla direkt bağlantılı. polisi söyledin. Evet. Ha, bak güzel güzel Evet. örnek. Güzel aklıma getirdin. Şimdi Estonya bak ilginç bir ülke. Özellikle bu dijital dönüşüm konusunda ilginç bir ülke. Bunlar yakında seçimi falan da böyle evden yapmayı planlıyorlar. Şimdi Estonya'da çok güzel bir uygulama var. Şimdi ben size sorayım. Mesela yolda sizi bir polis çevirdi. Dedi ki kardeşim dedi ver bakayım kimliğini. Nereye gidiyorsun falan. Şimdi bizde şey değildir biliyorsun öyle. Verirsin yani. Tabii polis sordu. Önemli bir şey falan. Bakar eder. İşte o GBT deniyor ya bakınıyor falan. Şimdi bizim adını vermeyeceğim tabii ama yıllar önce bir jüride bir arkadaş geldi önümüze. O da bir şeymiş yazılımcı ve emniyette çalışıyormuş. Dedi ki ya işte o GBT falan işte şu elimdeki dedi aletle dedi ben bütün bilgileri görebiliyorum dedi. Nasıl dedim işte ben istiyorsanız hocam dedi söyleyin bakalım falan. Oğlum dedim öyle şey olur mu? Hani nasıl ben söyleyeceğim de ben istediğime nasıl bakayım orada? Ben şimdi Emre Özcan'ın bilgilerini ver desem verecek misin? Ya tabii hani verilmez ama hani sorun yok filan. Şimdi bak Estonya'da nasıl oluyormuş? Estonya'da mesela diyelim ki Emre Özcan'ın verisine bir polis memuru baktı. Hemen vatandaşa Emre'ye mesaj geliyor. Diyor ki şu sicil ne oldu? Şu bilmem neli işte emniyette çalışan memur sizin şu bilgilerinize baktı. Şimdi o bilgilerine bakması senin açından zaten senin istediğin bir işlem. Sen bir dilekçe vermişsindir işte şu şu işlemi yapın diye. Senin izninle olan bir şeyse problem yok. Ama sen buna izin vermediğinde adam keyfen veya başka bir nedenle bakmışsa o zaman o adamın siciline işleniyor ve işine son vermeye kadar gidebilecek bir süreç başlıyor. Şimdi sen polis memuru olsan başına bunun geleceğini bilsen ya dur bakayım Emre'de ne yapıyormuş diye bakar mısın? Gerçekten önemli bir iş olduğu zaman bakarsın. Gerçekten işinin prosedürü işte Estonya örneği bu. Yani o gözetimi de karşı gözetimle yani orada karşı gözetim nedir? Sana gelen mesaj. Sen de adamı gözetliyorsun o anda. Diyorsun ki ha bak bu beni şey yapıyor. Karşı gözetimle bir balansa bir dengeye oturtmaya çalışmak oradaki hikaye. Şey böyle gidiyor. Ya bu yapıldığı zaman yani devlet de otorite de hükümet de neyse yani bu erk bunu istediği zaman aslında doğru bir şekilde dengelemeye çalışabilir. Bu sistem işlerse o zaman ben sana söyleyeyim. Hayatımızı kolaylaştıracağını düşündüğümüz her dijital aktiviteye gönüllü olarak veririz. Her şeyi veririz. Biz bir sürü şeyi okumuyoruz biliyorsun. Böyle küçücük yazılar işte bir tane tik şeyi var. Basıp geçiyoruz. Niye? Bak oradan yararlanacağız. İşte video seyredeceğiz, bir şey indireceğiz, bedava kitap ve alacağız filan. O zaman umurumuzda değil. Orada bilmem ne verisi var. Zaten küçücük yazıyor, geçiyor. Şimdi bu durumda buradaki hikayemiz bizim yararımızla verdiğimiz şeyin, verinin arasındaki dengede hangisi işimize geliyor? Onu eğer düzgün bir şekilde dengelerse sen her verini verirsin çünkü güvenirsin. Dersin ki bu güven bir sesin, bir Hocam donluk geldi. evet. Kusura bakmayın. İnternette sanırım bir sıkıntı oldu. Gidip gelme. Şimdi iyiyiz. Tekrardan evet şu an iyiyiz. Tekrardan devam edebiliriz. Senin sorularından devam edelim. Vakit daralıyor. Tamam. Tamam evet. Biz hocamla şeyden önce konuştuk programdan önce. Normalde biz yarım saat üzerinden yapıyoruz. Genelde 30 dakikada tutuyoruz. Ama son programını izleyince 1 saat 16 dakikayı görünce bir hafiften bir korktum yani. Dedim herhalde sahura kadar devam edeceğiz yani diye düşündüm. Ama Emre biliyorsun gayet de güzel gidiyor. beni kuruyorsun konuşuyorum yani bende de öyle bir şey var ama orada da ben bitirdim Estağfurullah. daha devam ediyorduk o sordukça soruyor ben söyledikçe söylüyor Yo, o yüzden çok şimdi daha keyifliydi. şey yapalım daha dimitte Tamam. davranalım. Tamam, çok keyifliydi. O arkadaşlara, izlemeyenlere Ege Tanman YouTube'dan Ege Tanman yazdıklarında çıkıyor. O zaman devam ediyorum hızlıca. Dördüncü sorumuz.
Daha önce yayınladığınız bir araştırmada, bu sizin dijital ajansınızda yayınladığınız bir araştırmada. Zaten markalara da bu konuda dijital desteklerde bulunuyorsunuz, dijital hizmetlerde. Özellikle korona sürecinde konuşmanın yanı sıra emojilerin de dönüşüme uğradığından bahsetmişti. Bu konuda bir çalışma yapmışsınız. Hatta onunla ilgili bir istatistik de düşmüştü önüme. Benim de ilgimi çekti. Özellikle burada sosyal medya uzmanı ve dijital girişimci genç arkadaşlarımız da var, genç girişimciler. Hani bu markalarında ve girişimlerinde de bu dijital strateji belirlemek adına bu konuyu biraz detaylarını öğrenmek istiyorum ben sizden. Ya o tabii bizim yaptığımız değil aslında ama yabancı ülkelerden birinde yapılmış. Benim de çok hoşuma gitti senin gibi gördüm. Onu çevirip koymuştuk. Şimdi tabii ki dönemsel olarak bir sürü şey. Emoji çok ilginç bir şey. Emoji bizim belki 10 cümlede anlatamadığımız bir şeyi anlatıyor. Çünkü dijital dünyada yazışmak biraz ilginç ve biraz zor bir konu. Çünkü ne dediğini anlatamadı. Yani ne ses tonun var, ne mimiğin var, ne bir şeyin var filan. O yüzden de ne dediğin konusunda o tonlamayı anlatamadığın için sen espri yapayım derken orada kavga çıkabiliyor. Şimdi bu emojiler biliyorsun başından beri oradaki aslında hissiyatı vermek veya birazcık işte şey katmak için, renk katmak için. Bir de renkli şeyler ya bunlar. Böyle hayvanlar, işte kalpler, suratlar filan. Renk katmak için. Yani orada diyorsun ki mesela adama diyorsun ki aidatını ödemeyi unutma diyorsun ama yanına böyle kanatlı dolar koyuyorsun filan sempatik hale sokuyorsun. Yani emojilerin öyle bir şeyi var. Şimdi son dönemde mesela o sarı suratın üstünde maske. Maskeli surat en fazla kullanılan emojilerden bir tanesi haline dönüşmüş. Bu da şunu gösteriyor. Aslında orada gerçek dünya ile ben hep onu söylerim. Gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki çizgi ne kadar ince olursa o dijital dünyadaki o neyse her işte emoji ise emoji başka bir şey ise başka bir şey kullanma şansımız çok hızlı olur. Yani hemen o işe adapte oluruz. Mesela hep şunu söylerim. Sen bunu daha önce duymuşsundur. Biz mesela bu ekranlardaki telefonlarımızdaki tuşlara basıyoruz. Tuşlara bastığımızda çakçuk çakçuk ses çıkıyor değil mi? Çıkmasa yazmayacak mı? Yazacak. Niye çıkıyor peki o ses? Çünkü biz İşte tarih boyunca gördüğümüzde işte daktilodan, işte klavyeden duyduğumuz o sesi burada da bize yansıtıyor ki mümkün olduğunca çabuk bir şekilde aslında o işe adapte olalım onun dijital telefonuna. Mesela e-kitap okuyorsun, kitap çeviriyorsun böyle bayağı şeyin üstünde diyelim ki bir PDF, bazı yazılımlar var biliyorsun. Sayfayı çeviriyorsun, kırış kırış ses geliyor. Sayfa çevirme sesi gibi, değil mi? Şimdi sayfa çevirme sesi olmasa orada böyle bir anda yok olup gelse olur mu? Olur tabii. Ama oradaki şey ne biliyor musun? Oraya geçerken dijital dünyada geçmişte yaşadığına benzer bir deneyim yaşa ki yani o dijitalle gerçek arasındaki çizgiyi ben o kadar incelteyim ki senin o geçişin kolay olsun. Araya duvar çekersem senin o duvarı aşman zor olur. Araya ip çekersem ipin üstünden zıplayıp öbür tarafa geçmen daha kolay olur. Yani dijital olarak dijital dünyada hemen bir adaptasyon süreci içerisine gir. Bunun için yaptığımız bir şey. Şimdi emoji de aslında gerçek dünyadaki gülmemizi, kızmamızı, küfür etmemizi veya işte bir çiçek yollamamızı, çiçek vermemizi hem bir ucuzlatan bir yandan hani baktığın zaman çok daha basitleştiren. Yani oraya kalp yaptın diye kimse sana şey yapmaz. Yani ilanı aşk etmez öyle baktığında ama hani o yaptığın şeyin hoşuna gittiğine dair karşındakine de şimdi bak buradan da kalpler fışkırıyor bizim yayında da. İşte hoşuna gidiyor. Bak çok net bir şekilde diyorsun ki vay be kardeşim işte burada demek ki söylediğimiz bir şey birinin hoşuna gitmiş veya seni beğenen biri var. İşte bizim öğrenci vay hoca orada konuşuyor falan. Bu bile insana şey yapıyor. Biliyorsun Facebook o bu filan like yapıp duruyor like. Dislike var mı böyle? Yok. En kötü işte şey Yok, hisler çıkardı. de var hatta. Şimdi hisleri de çıkardı. Aynen his var en çok işte ağlayan falan. Çünkü o da doğru o da bak iyi ki çıktı. Çünkü ben böyle şok olarak şey yaptığım okuduğum şeyler vardı. Adam diyor ki işte Doğru. annemi kaybettim diyor herif böyle yapmış altına. Ya kardeşim yani olacak iş mi o? Yani, o yüzden iyi oldu en azından Doğru. ağlayan yüz falan. Aslında adam bunu yaparken demek istiyor ki ya tamam anlıyorum falan ama işte dediğin gibi orada bir şey gerekiyor. Ama hala şu yok. Bir tek o YouTube'da var. Beğenmedi şeyi. YouTube'da O var. video. YouTube'da var. YouTube onu baştan beri tutuyor.
Ama diğerlerinde yok. Çünkü gerçekten şuna hiç kimse razı değil. Yani insan psikolojisi bunu kaldırmıyor. Hemen kapatır. Hemen kapatır. Ya der, ben bunu şey Doğru. yapıp duruyorum. Burada herkes bana işte şey yapıyor. Beğenmiyor beni. Ben çıkayım kardeşim buradan der. Bunu yapmak yerine herkes gelsin. Bunların amacı ne? Herkes gelsin. Bol bol veri olsun. Biz de işte o verileri alıp satalım. Aslında hikaye böyle dönüyor. O yüzden O. emojide de dediğim gibi günün çerçevesinde orada da farklı farklı şeyler oluyor. En fazla son bir ayda maskeli emoji kullanmışız. Mesela işte oradaki şey de oydu ama gerçekten hepimiz son bir ayda maskeli dolaştık. Bir de o var yani ve bayağı da dolaşacağız gibi duruyor. Evet, ruh halimizi de yansıtıyor aslında bu emojiler tamamen. Tamamen Tabii. dışa vurumumuz Tabii aslında. tabii tabii tabii. O şekilde ilerliyor. O zaman hızlıca son iki sorum hocam. Hemen soruyorum. Hatta yayından önce de bunu konuşmuştuk. Bu süreçte koronavirüsten en az etkilenenler kimler oldu? Evet. Özellikle kuşak bazında da bakabiliriz bunu. Yani yaşam biçimi değişmeyen bir kesim var mı sizce? Var. Var. Yani şöyle. Şimdi benim oğlum var. 16 yaşında. Benim en güzel evdeki deneyim o. Yani onun üstünden acayip güzel o Z jenerasyon deniyor ya. Onları çok güzel gözlemleyebiliyorum. Şimdi biz bunlara ne diyorduk biliyor musun şeyden önce? Bu hikayeler olmadan. Evladım. Ya bak gel dışarı çık. Gel işte top oynayalım. Gel efendim. Dışarıda gezelim, işte bir oturalım, bir kahve içelim, çay içelim falan. Bu da diyordu ki ya dur biz arkadaşlarla toplanırız. Ya nerede toplanıyorsun? İşte biz takacağız kulaklığı, mikrofonu da ağzımıza sokacağız, oyun oynayacağız. İşte Amerika'daki arkadaşlarla buluşacağız. Allah Allah falan. Ondan sonra ya ben şunu yaşadım. İşte bilmem kimlerle buluşalım. Aa süper dışarı çıkıyoruz. Çıktık gittik yan yana oturdular. Tabletten oyun oynadılar. Evladım dedim buraya gelmeye gerek yoktu ki. Yok diyor yan yanayken daha iyi oluyor. Yani şimdi oyun bir kere oyun zaten başlı başına bambaşka bir yerde. Şimdi biz bu çocuklara diyorduk ki kardeşim siz asosyalsiniz. Niye? Çünkü bize öğretilen sosyallik ne biliyor musun? Yani benim kendi çocukluğumdaki sosyalliği söyleyeyim. Sokağa çık, top oyna, bisiklete bin, ağaca çık. İşte okulda, bahçede oyna filan. Şimdi bunların hiçbirini yapmıyor. Demek ki bu asosyal. Ama şimdi bu asosyallik tanımı nereden gelme? Bütün öğretiler sanayi toplumunun zamanında işte orada yazılmış, daha sonrasında sosyolojik kitapların içerisinde filan olan tanımlar bunlar. İyi de 2000 yılı geldi. Yok milenyum dedik, onu dedik, bunu dedik. Çocuklar dijital dünyanın içine doğdu dedik. Efendim bunlar dijital yerli dedik. Kendimize dijital göçmen dedik falan. Şimdi bütün bunlar değişiyor. Çocuğun sosyalliği mi değişmiyor? Bu çocuklar bakma sen şimdi benimki de söylüyor ya okulu özledim filan. 3 gün sonra okula gitsin. Diyecek ki ne güzeldi ya korona günleri. Evde oturuyorum. Şimdi onu sen söyledin bana. Doğru söylüyorsun. 20 yaşının altında olduğu için bunlar bir de bak yani annesi babası bakkala bunu ekmek almaya bile gönderemediği için. Yaptığı tek şey işte o derse girmek. O derste hikayeden mızıka. Ben sana onu da söyleyeyim. Bu sene bence şey. Yani özellikle lise tarafında ikinci dönemler yok. Yani yok derken tabii Bence ki de. bir çaba var orada. Tabii ki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O çabayı da çok takdir ediyorum bu arada. Yani EBA TV olsun işte o okulların kendi içerisinde yaptığı filan. Ama o şeyin yerini tutmuyor şu anda. Özellikle lisede söylüyorum bunu. Yani lise, ortaokul falan. Bu o yüzden bunlar oturuyor. Oyun oynuyorlar. İşte dijital YouTube'dan bir şey seyrediyorlar. Oradan film seyrediyorlar filan. Şimdi bakıyorum kimin hayatı daha çok değişti? Onunki böyleydi zaten. İşte evet arada dışarı çıkabiliyordu. Yani öyle bir yasağı yoktu ama veya ekmek almaya gönderebiliyordun ama onun dışında onun hayatı değişmedi. O yine gayet memnun. Gece 3'lere kadar kahkahalarla işte elinde o joypad'le oynamaya devam ediyor. Bakıyorum benim hayatım değişti. Yani ben dışarı çıkamıyorum. Ben okula gidemiyorum. Ben derse giremiyorum. İşte ben ofise gidemiyorum. Herhangi bir müşteri toplantısına gidemiyorum filan. Bakıyorum benim hayatım değişti. Dolayısıyla işte kimin değişmedi diyorsan onun. Kimin değişti diyorsan benim ve senin. Yani daha doğrusu Tabii. işte bir şekilde dışarıda bizim alıştığımız düzen içerisinde hayatını sürdürenlerin. X kuşağı mahvoldu. Onların büyükleri mahvoldu. Y kuşağı ciddi darbe yedi. Ben sana söyleyeyim Z kuşağı tabii ki işte dışarı çıkamamak, bazı şeyleri
zorunlu yapmak dışında bence hayatlarından memnunlar diye düşünüyorum. Yani onların asosyal dediğimiz şeyi biz de keşke şu anda onlar kadar sosyalleşebilsek durumundayız. Yani ben bir Zoom toplantısı veya işte neyse, Skype'da ders yaptığım zaman böyle yüzümde güller açıyor. Geçen gün öğrenci dedi ki hocam ne oldu? Ya dedim pazartesi günüydü işte o dört gün evde sokağa kaldık. Çıkmayız. Sokağa çıkmayasın falan. Sokağa çıkmadım ama yine de insan görmek iyi geldi. Yani orada cıvıl cıvıl öğrenci görüyorsun işte genç insanlarla konuşuyorsun falan. İyi geldi. Yani şimdi sen mesela akşam şimdi biraz sonra yine sokağa çıkma yasağı başlıyor. Saat akşam 10. Seninle konuşmasam ne yapacaktım? İşte böyle duracaktım. Boş duvarlar, boş ev filan. O yüzden işte sosyalleşmek buna dönüşmeye başladı. Bak ben sana bir şey anlatayım. Geçen gece benim üniversite arkadaşlarımdan bir tanesi gitar çalıyor. Dediler ki işte o gitar çalıyor. Hadi gelin toplanalım falan. İşte toplandık. Çocuk çaldı filan. Güzel eğlendik. Sonra benim işte bu tribün grubu bir arkadaşlarım var. Onlar dediler ki abi toplanalım. Haydi ona. Sonra bir tane işte böyle güzel şarkı söyleyen bir eşi var bir arkadaşımızın. Böyle güzel, çok güzel şarkı söylüyor. Sesi muazzam. Aa falan ona dinleyeyim. Aa bir baktım saat 3.30. Ya dedim ben normal hayatta işte gece cuma günü 3.30'da gelmiyordum eve. Daha erken yatmış uyumuş oluyordum. Yani bu dünya aslında başka böyle şeylere de yol açmaya başladı. Eğlence biçimimizi, işte insanlarla yaşama, ilişki kurma biçimimizi, alışveriş yapma biçimimizi, oyun oynama biçimimizi, film seyretme biçimimizi, her şeyi değiştirmeye başladı. Yani çok ilginç bir şeye girdik bir anda, evreye girdik. Hatta ben seni seyrettim, Yüce Üzere'yle konuşuyordun. Onun da çok güzel bir lafı vardı, çok hoşuma gitti. Ben de kullanacağım onu. Dedi ki, biz dedi işletim sistemini upgrade ediyoruz şu anda dedi. Bak dedi uygulamayı tabii. Değil, işletim sistemini yani Windows'u, Mac'osu. Yani bütün bunun üstüne kurulacak çünkü bundan sonra diğer uygulamalar. Alt tabandaki en temel şeyi yapıyoruz şu anda, upgrade'i yapıyoruz. O yüzden bence çok hoş bir benzetmeydi. Onu da hemen ben bir yere yazdım. Şimdi sana söyledim, oradan öğrendim. Sağda solda satacağım ama bilgin olsun. Senin şeyinden öğrendim. Tamamdır, telif hakları sizde. Rahat olabilirsiniz. Yani o zaman yandık bittik kül oldu durumu yok zaten. Şu an onu anlıyoruz. Yani sizin yaşam biçiminizden mesela örnek verdiniz. Çünkü buradan da keyif alabiliyoruz. Keyif alacak yönleri var. Yani kendimizi buna adapte edebilirsek keyif alabilecek yönleri de var. Yani arkadaşlarımız eğlencemiz olsun yine farklı boyutları olsun. O yüzden hani yandık bittik kül oldu moduna girmeye çok gerek yok. O zaman hocam çok güzel gidiyoruz. Çok keyifli de oluyor ama ben son soruyu soracağım. Birazdan da yorumları da açacağım. Ben tamam. Yorumlarla bir yandan ilgilenirken siz anlatırsınız. Ben not ederim soruları. Tamam. Çünkü zaten biz gitmezsek Instagram bizi kovuyor biliyorsunuz. Tabii hocam. Tabii. Belli bir sınırlama koydular. O zaman şöyle hızlıca soruyorum. Bu süreçte insanlar dışarı çıkamadığı için nakit para kullanımları da azaldı. Hatta nakit paralarla ilgili tehditlerden dolayı da insanlar çok yanaşmıyor nakit para kullanımına. Birçok alanda nakit para ihtiyacını ve aslında birçok firma nakit paraya olan zorunluluğu kaldırdı aslında bu süreçte. Ben de buradan kripto paraya gelmek istiyorum. Hani dijital girişimcilik, dijital dönüşüm demişken kripto paradan bahsetmezsek olmaz. Ondan da bahsetmiş olalım. Sizce Bitcoin ve kripto paralar için bir fırsat dönemi mi? Bu konuda tavsiyeleriniz neler? Şimdi bir kere tavsiye vermeyeyim. Ben ekonomist değilim. Ama bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi bu dediğin doğru. Bak en sevilen ses nedir diye böyle bilmece soruları vardı. Para sesi falan derlerdi. Danıttak'ın amcası vardı bir tane. Var Yemez amca. Çizgi film. Onun en böyle resmedildiği şey neydi? Böyle bir kasanın içerisinde böyle çil çil paralar. Sarı sarı. Onların içerisinde böyle dans ederdi Var Yemez amca. Şimdi yani para böyle bir şeydi. Şimdi aman diyorsun değmeyeyim ben ona. Ben kolonya ile parasına kolonya sıkan adam gördüm. Yani bayağı böyle para sıvısıklam oldu filan adamın şeyinden. Şimdi bu hale geldi. Şimdi çok doğru bir şey. Zaten kredi kartı aslında bunun bir yöntemiydi. Fakat senin söylediğin dijital paralar. Şimdi yalnız orada küçük bir şeye de ayrıntıya da şey yapayım. Mesela dijital dolar diye bir şey peşinde şu anda Amerika. O dijital dolar tam olarak bu bizim blok zincir üzerinde bildiğimiz işte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, işte Tether filan gibi bir para birimi değil. Ama Amerika bu özellikle biliyorsun şeylerine, vatandaşlarına yardım yapmak filan gibi bir şey vardı. Demokrat Parti onu önerdi. Dijital olarak yollayalım. Dijital dolar biz bunu adamlara yollayalım filan diye. Böyle bir şey. Ama bu Bitcoin filan demek değil. Onu ben sana söyleyeyim.
Şimdi o şeyde de Avrupa'da da Hollanda Merkez Bankası kendisi şey yaptı. Biz dedi dijital para girişimine başlamamız gerekiyor. İşte bu bize bunu gösterdi. Bu korona süreci filan. Biz buna öncü olmaya da hazırız. Bunların hepsi biliyorsun özellikle merkez bankaları şeye karşı. Bu blok zincire bilmem işte Bitcoin'e ona buna filan karşıydı. Neden? Çünkü merkeziyeti aslında bozan bir şey o kripto para hikayesi. Ama görünen şu ki bugün ne günler? Bak Mayıs'a geliyoruz. Şeyi biliyorsun değil mi? 22 Perşembe. Mayıs. Ha 22 Mayıs Bitcoin pizza 23 günü. Mayıs. 22 Mayıs Bitcoin pizza günü bayram gibi kutlanıyor Bitcoin dünyasında. Niye biliyor musun? 2010 yılında Yok bir ne? tane yazılımcı bu şey böyle madenci 10 bin Bitcoin'e iki tane pizza alıyor. Diyor ki pizzacıya Papa şey var ya ne Papa John's'a Amerika'da diyor ki bana diyor getirirsen diyor 10 bin Bitcoin veririm diyor. Bak 10 bin Bitcoin. Bugün kaç para bilmiyorum ama 70 milyon dolardan falan bahsediyoruz yani öyle baktığın zaman. İki pizza alıyor. Dünyada Bitcoin pizza günü diye bu şey yapılıyor. Kutlanıyor. Şimdi kripto paraların geleceği için biz şunu söylüyorduk. Daha sonra blok zincir. Ben şimdi kripto para filan o bölüme girip de dediğim gibi ekonomist filan değilim de kimseyi de yanıltmayayım. Yani ben Bitcoin alın veya Bitcoin satın demek istemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bak blok zincir teknolojisi için şunu söylüyorduk biz. Yani bu olaylardan önce de söylüyorduk. 94 yılında internet bizim hayatımızda nasıl büyük bir devrime yol açtıysa önümüzdeki yıllarda da yani 2020 sonrasında da blok zincir bu tip değişimlere yol açabilecek kadar önemli bir teknolojidir diyorduk. Bunun ekonomik boyutu bu şey, kripto paralar. Ama bunun bambaşka boyutları da var. Gazetecilikte mesela ben en çok onunla ilgileniyorum. Gazetecilikte nasıl olacak bu iş? Efendim ne bileyim devlet kademelerinde mesela e-devlet uygulamalarında nasıl olacak bu iş? Bunlar eninde sonunda güvenliği sağlamak açısından bu tip bir bu bir aslında bir mimari. Bu mimariye doğru geçiş olacak. Ama para meselesi çok netameli ve spekülatif bir konu. Biliyorsun bir ara 19-20 bin lira geldi şey olarak dolar olarak. Biz hepimiz orada tanıdık. Şimdi kimse şey yapmasın. Tabii. 2017 yılında o işte boğa deniyor ya o boğa süreci deniyor. Ayı süreci deniyor. Düşüşe ayı deniyor. Çıkışa boğa deniyor. O süreçte biz 2017 yılındaki bu muazzam çıkışta tanıdık Bitcoin'i. Yoksa bizim ne umurumuzdaydı ne bir şeydi. Ama bu tip bir ama buradaki sorun şu. Faiz belli, dolar belli, bilmem ne belli. Bu Bitcoin işte 17 bine, 19 bine çıktı. Sonra hop diye 5 bine düştü, 3 bine düştü. Sonra işte 9 bine geldi. Koronanın başlangıcıyla 5 binlere düştü. Şimdi tekrar çıkış şeyine geldi. Ama görünen o ki bir şekilde bu hayatımızda olmaya ve ağırlığını arttırmaya devam edecek. Daha çok insan, şunu söyleyebilirim, istatistik, ben hani veriyle konuşayım. İstatistiki olarak son dönemde yani bu karantina sürecinde insanların kripto para platformlarına üyeliği ve şeyleri, kripto para alım satımları fazlalaşmış. Yani sayı olarak eski şimdi tabii sayıyı atmıyor ama 5 kişi diyelim ki orada işlem yaparken 7 kişi yapmaya başlamış. Bu tamamen şu döneme ait durum. Çünkü insanlar bunu da artık bir alternatif olarak senin dediğin gibi görmeye başlıyorlar. Ve orada da bununla alakalı bir şey yapmıyor. Ama bu dijital dolar, dijital euro dediğim şeyle aynı şey değil. Onu da ayıralım. Yani çünkü merkez bankaları böyle çok böyle tatlı gözlerle, tatlı bir yaklaşımla da bakmıyor bu Bitcoin veya daha doğrusu blok zincir hikayesini. Onu söyleyeyim. Ama dijital dolar, dijital euro olacak. Yani biz o kağıt paradan da galiba yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağız. En sevdiğimiz şeyken hani o şişkinliği filan sıcaklığı iyi duruyorken cepte. Şimdi galiba daha farklı bir tarafa doğru gideceğiz. Evet, hocam ben de yorumlara bu sürede baktım. Böyle genel hatlarıyla sizi özleyen bütün öğrencileriniz bu yayında buluşmuş. Sağ olun. Size özlem mesajları var. Genelde ve bir tane yorumda da 2016'dan beri içindeyim yazmış şey için Bitcoin için hocam lütfen yazmış hatta 2016'dan beri içindeymiş. O zaman sorularınız varsa arkadaşlar hocama sorularınızı alalım çünkü vaktimizi bayağı aştık. Zaten birazdan da kapanacak yayın. O yüzden birkaç Ben dakikamız var yani. bir şey söyleyeyim Size sana. ya da siz toparlayın hocam Yok şöyle bir şey toparlayın. söyleyeyim hiç bahsetmedik. Bak ondan da bahsedeyim.
Hem girişimcilik bile alakalı olduğu için söyleyeceğim sana. Hatta seninle biraz konuştuk ama unutuldu ondan sonra. E-spor hikayesini biraz böyle hızlı geçtik veya hiç şey yapmadık. İşte biz ya e-spor ne filan diyorduk. Yani işte biliyorsun Türkiye'de de büyük kulüpler kurdu filan. İşte tamam genç çocuklar yapıyor filan. Ne oldu? Hadi çıkalım şimdi basket oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Ama diğer tarafta işte o LOL'ler bilmem neler filan tüm hızıyla devam ediyor. Ve ben bir araştırma yaptım. Geçen 2019 yılında ne yapmışlar şeyler e-spor alanında yani endüstrisi nasıl dolaşıyor diye. 2019 yılında Team Liquid diye bir takım var. 2,17 milyon dolarlık gelir elde etmiş bu çocuklar. Bak kaç yaşında çocuklar? 2 milyonun doların üstünde bir gelir elde etmişler. İnanılmaz bir şey. İşte G2 Esports diye bir şey var. O da 1,73 milyon dolar. İşte Rainbow Six Siege diye oyun oynayarak en çok onu. İşte Dota 2'de çok profesyonel bir şey var. Team Secret diye. 1,13 milyon dolar. Ya biliyorsun bu takımlar öyle 4 kişiden 5 kişiden oluşan şeyler. Sponsorları oluyor genelde filan. Yani oyun hikayesi de biliyorsun bu karantina sürecinde oyun oynama dakikaları, oyun oynama süreleri, farklı oyunların indirilmeleri de çok ciddi bir artış gösterdi. Onun dışında oyunun geleceği açısından da baktığımızda işte o bilgisayarın başında oturup da ya asosyal oldu bu çocuk dediğimiz çocuk evin direği olabilir. Onu söyleyeyim. Yani evin temel gelir kaynağının şeyi olabilir. En önemli direği olabilir yani. Onu söyleyebilirim. E-spor da ilginç bir şey bu girişimcilik açısından baktığınız zaman. Evet. Yani özellikle bu konuya değinmemiz iyi oldu. Biz atlamışız çünkü. E-sporun da ciddi bir potansiyel, hatta 2020 verilerinden de bahsetmiştik. Hani nasıl büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve büyük bir gelir payı olduğunu. O zaman bir soru var. Hızlıca onu okuyayım. Orta halli olan işletmeler için dijital dönüşümü ayak uydurmaları açısından nasıl bir girişim yapmasını önerirsiniz? Evet, şimdi Türkiye açısından özellikle KOBİ'ler biliyorsunuz dünyada bütün ülkelerde aslında ekonominin can damarıdır. Yani Türkiye'de %90 bilmem kaç KOBİ şeyi, büyük şirketler var hepimizin bildiği. Onlar mesela bu süreci çok kolay atlatacaklar ama KOBİ'lerde o iş daha zorlanacak. Onu bir kere söyleyeyim. Ama KOBİ'lerde diyorum ama ekonominin zaten çok ciddi bir şeyi KOBİ'ler. Şimdi biz bunu çeşitli şeylerde gidip şirketlerde falan da anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi her sektörün farklı dinamikleri var. Şimdi ben mesela burada orta halli bir şirkete ya kardeşim siz dijital dönüşümde işte toplantılarınızı öyle yapın, kira gelirinden şey giderinden kurtulmak için böyle yapın, işte o bilmemiz böyle yapın gibi beylik şeyler söyleyebilirim. Ancak asıl söylememiz gereken şey kendi bulunduğu sektörün içerisinde nasıl bir dönüşümün içerisinde olması lazım. Yani o girişimi sürdürmesi için orada nasıl bir hikaye döndürüyor olması lazım. Yani o yüzden yoksa genel şeyleri herkes söyleyecek. Onu merak etmeyin. İşte uzaktan eğitim iyiymiş. Niye? İşte trafik olmuyor. İşte hoca evde saatlerce yolda gitmiyor. İşte yatağımdan okuyorum, bakıyorum filan. Veya bir şey satarken de e-ticaret sitesi yaptım işte artık insanlar dokunmak istemiyor ama e-ticaret sitesinden gidiyor filan. Bir kere sahiden e-ticarete